Evet arkadaşlar, ben Rick Masisi, yine birlikteyiz, yine beraberiz. Bu sefer ne yapacağız? Çok sürpriz bir konukla daha karşınızdayım. Abimle ikinci buluşmamız. Abimle daha önce de bir podcast çekmiştik. Şimdi bir tane daha çekeceğiz. Sohbet muhabbet tadında bir podcast olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Ver. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyisin. Çok iyiyim Sayın Rigmo Bey. Özlemişim seni. Bayağıdır görmedim. Sürpriz oldu benim için de bu yayın. Ben istiyorsan biraz aktif olayım bu sefer. Tamam hadi gir. Biliyorsun son zamanlarda seni ben göremiyorum Facebook'ta falan. Sürekli engelleniyorsun. Bir şeyler oluyor. Onun dışında ben biliyorsun kendimi YouTube'lara verdim. Farklı bir durum oluştu. Orada kanallara çıkıyorum. Team TV'ye çıkıyorum. Geek TV, Larch'a çıkıyorum. Biliyorsun onlar çok geniş konularda konuşuyorlar. Ben de orada bazen katılıyorum. Bu bağlamda seni de soranlar oluyor işte. Hatta küçük bir anım oldu, onu da anlatayım hemen. Konuya atlayalım. Benim oradan yayıncılık yapan arkadaşım var. Şemsi. Onunla beraber bilardo oynamaya gittik İmraniye'ye. Vatan Vay. bilgisayarının ilerisine. Ümraniye. Hem Tam de adres ver abi. evet, Hiç çok güzel bir yerdi. götümüzü kesmeye Aynen aynen. gelsinler Sıkıntı yok. oraya. Oraları kesin. Orada bilardo oynarken zaten moralim bozuk. Şöyle bir baktım. Çocukların biri dedi ki Rigmo siz CC dedi. Ara vermiş dedi maddi problemlerden. Bilmem ne. Tabii o arada hemen Şemsi aa dedi Rigmo CC dedi. Herhalde dedim. Ne diyecek tabii. Rigmo CC dedim ben de. Yani. Doğal olarak yani. Ki ne olabilir ki tabii. Aa dedim kardeşim. Adam o kadar ünlü ki dedim. 200 tane abonesi var. O 200 abonede bir tanesi bize denk geldi yani. Bize o da çok güzel oldu tabii o an için. Eğlenmiş olduk. Ümraniye benim taraflarım zaten. Benim takıldığım yerler. Yani. Oralarda büyük ihtimal duyan eden olmuştur yani Rikmu CC Yani diye. bugün bilardo salonları, yarın kahveler, Yavaş öbürsü gün yavaş. fabrikalar, Yavaş yavaş. statlar derken diyorsun. Yavaş yavaş olacak. Ülkeyi terk ederiz artık. En son kütüphaneler dolduktan sonra. Ha, kütüphaneler Aynen. yani. Kütüphanelerde insanlar sessizce beni dinlemeye başladıktan sonra. İyi abi. Yani şöyle ciddi konulardan konuşmak istiyorum. Son Çok değişik dönemlerde bir podcast oldu. inanılmaz inanılmaz bir böyle ya özgür irade değil de böyle özgür düşünce fikirlerin söyleminle ilgili problemler yaşıyoruz ya. Son 1-2 yılda değil mi? Dikkat ettin mi? İnanılmaz böyle. Yani Facebook olsun işte ne bileyim Twitter olsun. Zaten ben Facebook artık eskisi gibi kullanmıyorum. Beni de çok engellediler. En ufacık şeylerde, en ufacık tartışmalarda. Hatta nimlenmiş gibi olmuş. Bir alakam yoktu. Sonra ben oradan çıktıktan sonra tabii YouTube'a kendimi verdim. YouTube beni çok iyi aldı içine. Yani ister istemez orada yayınlar da yapabiliyorum, konuşuyorum. Felsefe olsun, sosyoloji konuları benim sevdiğim konular biliyorsun zaten. Onların üzerinden hareket ediyoruz. Bir gün de belki senin diğer abimiz kardeşim var yani. Senin abin benim kardeşim. Evet, öyle bir yayın yapabiliriz. Zaten benim kafamda öyle bir şey var. Diğer abimle birlikte bir yayın yapmayı planlıyorum. Burada bir oturup Evet. sohbet muhabbet havası yaratacağım. Benim de son zamanlar biliyorsunuz zaten sayfam silinip duruyordu. Kendi sayfam tekrar silindi bugün bu sabah. Rigmo CC Ege'nin silindi. Ayrıca Rigmo sayfası 3 kez silinen Tanrı 4. açıyor da silindi. Artık komple artık Facebook'a bitirdim Facebook olayını. Artık Facebook'a dönüş yok. Yani o sayfalar ya açılır ya da yeni sayfa açmam. Yeter artık daha fazla uğraşmayacağım oralarla. Daha çok podcast'e yöneleceğim. Buraya yöneleceğim. Daha sonra da Spotify'a da geçme planlıyorum ama bu podcast'leri Spotify'a atmayacağım. Sadece YouTube'luk podcast'ler olacak bunlar. Bundan sonra podcast'lerime YouTube olarak devam edeceğim. Bundan sonra bir de beyaz videoyu canlı yayın falan denedim bugün ama olmadı. Gerekli ekipman yok elimde. Bilgisayar falan uygun olmadı bu iş için. Ama daha sonra tabii ki halledeceğim bunu da. Düşünüyorum yani içimde var ya bir canlı yayın muhabbeti var ama daha ileriye atmak zorunda kaldım. Kısa vadede bunu gerçekleştiremiyorum. Şu an video ve podcastlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yolumuza bakacağız nasıl ilerler bilemiyorum. İşte şimdi böyle ara sıra şu an böyle abimle boş muhabbet ediyoruz. Daha sonradan böyle abimle belli bir konular belirleyip o konular üzerine konuşmaya başlayacağız daha çok. Hani bazı kavramlar üzerinden, tartışma konuları üzerinden, bu tarz şeyler üzerinden konuşmaya başlayacağız. Bakalım. O zamana kadar da şimdilik, hatta şimdi bunun bir adımını atıyorum, bir tohumunu ekeyim. Şimdilik böyle bir podcast çekmiş olduk. İlk başlangıç podcast'i. Daha sonra Vece abim de gelecek. Onunla beraber bir tartışma videosu çekeceğim. Bundan sonra birazcık daha videolu şeyler çekmek istiyorum. Videolu şeylere dönmek istiyorum. Videolu içeriklere dönmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ama podcast'lerde devam edecek tabii ki. Biraz daha yoğunluk vereceğim. Yine buradayım artık birlikteyiz. Daha fazla arkadaşlarınızı bizi önermenizi istiyorum bu arada. Sözü de gelmişken. Şimdi yine tabii muhabbetimize devam edelim. Arkadaşlarınızın önerimizi Instagram üzerinden, Facebook üzerinden bir yerlerden çeşitli şekillerden podcastler yapılıyor. Böyle izleyin, dinleyin, deyin. Çünkü devam edecek, bu güncel olacak. Aklınıza bir şey takılırsa da yazmayı unutmayın zaten. Evet abi sen de bize katılacaksın herhalde bizimle birlikte bayağı böyle şeylere.
Aynen katılacağım. Dinlerken yoruldum Rahman Bey seni. Yapmışlar. Yani inanılmaz. Pıtı 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 pıtı. Ben de ekranda böyle konuşuyormuşum. Abi yavaş 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 ciğerimi söktüm Ama diye seninki yazanlar şey, var. seninki canlı yayın. Bizimki Yani podcast. can, evet. Bu ikisinin arasında fark var. Şimdi canlı yayında diyalog kurmak zorundasın. Ama podcast'te monologsun yani direkt. Ya canlı yayında da şöyle oluyor. Mesela bir soru soruyorlar bana mesela. Bir konuyu anlatmamı istiyorlar konuk olduğum zaman. Ben çalışıyorum tabii ona. Bir başlıyoruz abi bitmiyor mesela. Bir demokrasi konusundan başlıyorsun. Demokrasi nedir de başlıyorsun. Atina şehirlerine giriyorsun Yunan'dan önce. Giriyoruz ya konuyu anlatmaya. Ondan sonra bir başlıyorsun işte, işte neymiş demokrasi nedir diyorsun. Polislere falan gidiyorsun. Tabii canım. Demokratos diyorsun mesela. Demos kratos. Demos halk demek. Kratos güç demek. Halk iradesi demek. Efendim orada nasıl halk iradesiymiş? Orada kölelerin ve kadınların oy kullanma hakkı yokmuş. Abi bakıyorsun ekonomiye giriyorsun orada ister istemez. Ekonomik yapısı. Oradan bir çıkıyorsun. Platon ve Sokrates'ten bahsediyorsun. Mecbur. Avrupa bunu temel almış. Öyle öyle ilerliyorsun. En son Abdülhamit'le Atatürk'e kadar geliyorsun yani. Konunun sonlarına doğru. Tabii ben de hızlı konuşmayı seven biriyim. Bilgi vermeyi de seviyorum. Hızlı düşündüğümü düşünüyorum. Dolayısıyla güzel oluyor. Bunun bir benzerini senin kanalında da tabii. Ben zaten bu arada o kanallarda da senden de bahsediyorum küçük küçük. Merak edenler de var. Soruyorlar falan ne tür diye. Gelsinler yani. Ama tabii sen canlı yayın yapamadığın için bu işleri biraz canlı yayın üzerinden aktif olduğunu düşünüyorum ben. Yani insanlar konuşmak istiyor. Ya gecenin saat 3.30-4'de mesela 200 kişi izliyor. Bir tane kanal 600 kişi izliyor falan böyle. Ya daha Yani interaktif enteresan istiyorlar. Ben yani. onun farkındayım Ya zaten. böyle biraz Biraz daha katılım istiyorlar. ya adam uymuyor musun kardeşim? En son bir kanal şöyle oldu. Onu da bitireyim istiyorsan. Ya muhabbet bir başladı. Bağıran, çağıran, alkollü yayına katılan. Neyse onları geçiyorum. Şarkılar En son şarkı söylüyordu ya. İzmir'in dağlarında bilmem ne. bir ara. Ondan sonra türkü söyledi bir tanesi. Oğlum hala da izleyen var 180 kişi. Adam kapat artık yani. Git diyor resmen. Arabesk çalıyor sana artık. Konu bitmiş ya. Konu bitmiş ya. Hala devam ediyor. Yani ilginç. Ben bunun da bir psikolojisini bence incelemek lazım diye düşünüyorum yani. Ya onlara bakılır. Ya zaten ben ilk önce ben bu oyun izleyenler nasıl oyun izliyor diye merak ettim. Evet. Sonra ben de oyun izlemeye başladım. Değişik bir şey. Hani bu psikoloji aynı psikolojide. Hani bir şeye katılmak, bir şeye destek olmak, bir birliktelik kavramı insanların hoşuna gidiyor. Yani bu nasıl insanlar Tanrı'yı yarattıysa aynı şekilde takipçileri de Tanrı yerine koyuyorlar aslında bir nevi. Bir önder yerine koyuyorlar. O yüzden aslında onu takip ediyorlar, izliyorlar, onunla birlikte oluyorlar. Bir varlıklarını anlamlandırıyorlar. Aslında çok derin konular bunlar. Daha sonra tabii Ya bol bol öyküleniyorlar gelir. diyorsun. Onlara öyküleniyor. Ta kimlik ediniyorlar Aynen. diyorsun. Onları kimlik ediniyorlar. Bir aile kendilerinin varlığını öyle tanımlıyorlar Abicim ben rap müziğinde diss nedir biliyorum yani. karşılıklı. YouTube kanallarında da diss atıyorlar birbirlerine. Ama isim vermiyorlar mesela. O şahıs, o dürzü falan bu şekilde muhabbet. Yaptığı gerzekliğinin açıklamasını yapamayacağını düşünüyorum. Bir zındık geldi dinle şunu falan. Öyle anlatıyorlar ama isim yok. Ama herkes Öyle. ne olduğunu biliyor falan. Mesela ben de bir problem olsun. Ben de lafımı ederim yani. Hiç Ama acımam. isim vermiyorlar yani. İsim vermem, anlatırım ama. İşte onu taraftarlar var ya mesela şimdi ha diyor işte atıyorum. Bu adam işte böyle böyle. Biz zaten onları beğenmiyorduk falan. Ya arkandayız falan. İşte bazen önüne geçebiliriz. Çeşitli Evet. böyle durumlar var. O da ilginç hoşuma gitti yani. Ya yani eğlenceli ya. Güzel bir dünya yani. İlgilenenler için güzel ve takip edenler için de çok hoş. O chat grubunda falan yazışmalar güzel oluyor. Espriler de öyle. Ayrı bir dünya. Yani ben Her şeyde öyle abi ya. her iki türlü Videolarda da öyle. Mesela insanlar post atan şeyler evet. mesela. 9gag'e girmesi. Onda da yorumları çok iyi. Reddit'te de aynı şekilde yorumlar çok iyi. Yani Yorumlar güzel akar yani öyle tarzı şeylerde. güzel ya. Yani bir de YouTube kalitesi, YouTube takipçilerin kalitesi daha yüksek bence. Kesinlikle Face'e göre. Ben yani ikisine baktım. Arada bayağı fark var. Bilgililer Ya yani. tabii ki abi. Ama Face'in popülasyonu daha yüksek şimdi. Orada Face'te bir posta 1 milyon kişi içinden bir kişi geliyor. Ama YouTube'da senin yaptığın konuya atıyorum 10 bin kişi içerisinden 10 kişi geliyor. Ya O popülasyon tabii ki olayına yani bakmıyorum o işte. adamlar da şimdi kaliteli oluyor doğal Ya işte olarak. tabii ama hedef kitlesi daha rahat bulunuyor YouTube'da. Hedef kitle. Ha Ya öbür yani türlü de mesela o daha doğru. gereksiz biri de atlıyor. Yani IŞİD'li de yazıyor. Oradan muhabbete giriyor. Evet o daha doğru. Yani ya, hiç Orası Türkçe daha genel bilmeyen ya çöplük ya daha genel aynen bakıyor. dağın başında oturan adam da gidiyor. Vay sizin yapacağınız şey diyor. Alıyor yani. Doğru. Fakat YouTube'da öyle değil. Biraz bir gerçek isimleri gerçek şeyleri kullanmak zorunda ya insanlar. Evet. Takip ediliyor yani biliniyor. O güzel. Öyle. Benim şimdilik düşüncelerim bu şekilde. Rigmo kanalının ünlü Aynen. Rigmo'su. Yani artık ölen tanrı, ölebilen bir tanrı olduğunu bildiğim için. Silinen bir Seni de tanrı. yok diyorum ama ben bir ateist olarak sen de yoksun oğlum. Varım abi. Ama yoksun. Benim tanrılığımı varlık yani tanrılığımı sorgulamam lazım. Sen Burada. Varım ben. peygambercilik Ben yapıyorsun varım. bence. Kesin varım ama tanrı mıyım değil miyim? Onu Gücünü nereden sormam lazım. alıyorsun? Nasıl yani? Gücümü alttan alıyorum. Kendimden alıyorum abi gücümü. Kendimde Ha, var. kendinden mi alıyorsun? Tabii ki. Vay be ne bitmez güçmüş bu. Ben Güzel. öteki olmayan ötekilerin tanrısıyım. Öteki olmayan ötekilerden alıyorum Ya ne gücümü. kadar şu boşluk alanlara dalıyor millet ya bu tanrının içinde ya. Bak şimdi. Nasıl yani?
Hep böyle bir mesela öteki olmayan ötekiler falan. Öteki olmayan Ötekiler ama bir anlamı var. niye ötekiler ama? Ama bir anlamı var. Bir anlamı var da yani Tabii ki öteki var ama yani. bir ötekisin yani. Tabii ki ötekisin. Asıl öteki zaten. Ama niye ötekiler olmayanları diye yorumluyorsun? Çünkü şöyle öteki kendini öteki olarak adlandıran insanlar aslında Evet. öteki olan insanlar değil. Öteki olmak zorunda bırakılan insanlar. Biz ise öteki olmayı seçmiş olan insanlarız. Öteki olmayan ötekileriz biz yani. Yani Yani dışlanmamış kendi tercih etmiş. sıfat olarak ötekili olmayı zorunlu olarak almamış üzerine bunu Evet. bir tercih olarak kullanmış. Hayatın pisliğine, insanlığın kötülüğüne, sistemin boktanlığına, her şeye karşı bir tepki olarak öteki olmuş insanlar. Normaldeki şu anki mevcut ötekiler, yani öteki diye adlandırdığımız insanların eline güç geçtiği zaman insanların en ufak kendi geldiği yeri unutup insanların başına ezeceklerdir. Bu ötekiler, şu anki ötekiler. Ama ben kendim felsefi olarak bir öteki olduğum için ben eğer gücü elde edersem yine ötekiliği savunacağım. Yani anladın mı? Arkadaşlarım da ötekiliği savunacak. Senin Ötekilerin hakkını senin savunacak yani. anladığım kadar senin ötekiler dediğin farkındalık oluşturabilmiş ayrımcılıktan ziyade kendini farklı konumlandıran insanlar üzerinden kurduğun Evet yani insanların ötekilik. Bir de senin kendi Facebook grubun varmış. Ben zaten o da aynı oradayım. şekilde ötek olmayan ötekiler zaten Evet, ama onlardı. herkese almıyorsun Benim galiba. podcast tabii herkes giremiyor. Seçiyor, referans Ya alıyorsun genelde ortak ben şu an alamıyorum artık. Geç bitti artık o işler. Yani ben adminliğim yok artık. Benim Facebook'la alakam kalmadı. direkt. Face dünyan bitti senin yani. Facebook dünyam bitti. Artık sadece podcast'teyim ve böyle uzun uzun muhabbetler açacağım. Yani hani şimdi mesela şu an 12, 10, 11, 12 dakika oldu. Hadi bunu biraz kessek 10 dakika olur. Ben bunu mesela bir yarım saat falan yapmayı planlıyorum mesela. Yarım saat yapacağım, atacağım YouTube'a. Yarım saat uzun değil mi ya? O uzun değil abi, uzun değil. Ciddi değil. Ya Ya ortalama insanlar çünkü bir şey yaparken falan böyle ya. açıyor, izliyor. Kulağı öyle oturup böyle izlemiyorlar. Ya Ha, bu kulağına Amerikan mesela filmlerine döndü takıyor. bu iş iyice Ha, ya. takıyor, gidiyor mesela yürürken izliyor. Ya mesela Alp diye bir arkadaş var biliyorsun. O da beni takip ediyor. Bizim Alp. Ha, işte Merhaba Alp. mesela Kesin dinliyordur. kesin dinliyordur. Alp mesela diyor ki Mert, ben sana da merhaba. o Sen de da dinliyorsundur kesin. dinliyordur. Mesela diyor ki kulağını takıyor, yürüyor mesela bir iş yapıyor. Bir şey yaparken uzun uzun. Ya diyor ki kanka kısa podcastleri ben bir yere yatmadan önce falan izliyorum. Diyor. Uzun podcastleri yoldan gelirken, bir yere yaparken, bir şey yaparken uzun uzun izliyorlar. Bir tarz Ha, diyorsun. aynen. Ben mesela ilk başlarda çok bilgi vermeye çalıştım. Bilgi insanları yordu. Muhabbet sohbete çevirdik işte birazcık da. Ama bak bir şey bir taktik var sistem. Mesela bizim yayınlarımız da çok bilgi şey odaklı. Hatta çok bilgilendim. İyi ki bu bilgilere vay be falan diyenler çok oluyor. Ama yayının ortalamasına bak kaç saat Ramon? 3 saat, 4 3 saat. saat, 4 saat. Manyak mısın abi? 4 saat yayın olur Aynen, normalde, değil mi? evet. Ama sohbet ortamında olduğu için yani o bir şey soruyor sen bir dinlenin bir espri oluyor efendim oradan bir şey kat. Tekrar ben özellikle İşte konuşmam çabuk interaktif gelir. işte, Ben katılımlı. konudan kopmuyorum genelde. Sürekli zaten cümleye öyle başlıyorum her zaman. Ve bana göre bütün cümlelerin başlık kısmı kavramı ölçülebilir halde tanımlamaktan geçiyor. Herhalde her zaman Yani ben zaten onu her zaman aynen söylüyorum. kesin bu çok Ya önemli çok önemli bir ve şey. bence Kavram zeka testi bana göre. En önemli şey kavramdır. Önce kavramı tanımlayacaksın. Onun Kavramı oturtacaksın. Sabitledikten üstünden sonra devam onun edeceksin. üzerinden devam edeceksin. Aynen. Zaten insanlar kavramları kavrayamadığı için biz bu haldeyiz. Yani ne olur bilmiyor onu. Yani demokrasi diyor ama Ne olur aga bilmiyorum. demokrasi ne demek ya? Hani onu tam bir anla yani. Sen şu an demokrasi Padişah seçmek mi mesela adam demokrasi? mesela senin o izlediğin programlarda geçen denk geldik. Adam demokrasi eleştiriyor tamam ama yaptığın şey de demokrasi. Evet. Hani o kadar İçinde. karşı çıktığın şey aslında senin kullandığın şey. Çünkü sen daha demokrasinin tanımını bilmiyorsun. Tanrı diyorsun mesela her şeyi bilir diyorsun. Ama Evet. bir sorgulama muhabbetinde çıkartınca da onay veriyorsun diyorsun olabilir. Yani, ama Tanrı tanımı ne demek şimdi Tanrı burada? Yani atıyorum yani çok Evet. önemli değil. Yani ben tabii inanç şeyine pek girmek Yok yok istemiyorum. anladım seni Ha, eksik. sadece tanımlamalar üzerine girmek istiyorum. Hani Aynen. insanların inancına ilgilenmiyorum yani. Fikirsel olarak da devam. Aynı şekilde demokrasi muhabbetinde de olduğu gibi yani. Atatürkçülük için de söyleniyor bu. Aynı şekilde. Yani ne demek? Yani bir de şu var. Eğer bir konu hakkında çok iyi temel bilgileriniz yoksa yani iyi o konularda araştırmadıysanız yani gözünüz ağrımadıysa, kitap okumadıysanız dinlemediyseniz o konuları üzerinden boş geçtiğiniz zaman ileride birikmeler oluyor ya ileriki dönemlerde. Orada konuların üzerinden konuları çok anlamış zannediyorsunuz kendinize kavramı. Fakat üzerine oturmuyor. O zaman hata yapıyorsunuz. Mesela bu şeyde çok oluyor. Yine dinden gireceğim. Mesela dinden çıkmış diyelim bir insan diyelim. Yeni çıkmış böyle. Ne yapıyor biliyor musun? İlk olarak. Her şeyi reddediyor. Anarşist takılıyor eleman. Yani nasıl anarşist takılıyor? Mesela daha henüz sindiremediği için o ortamı, o değişimi. İşte demokrasi konusunda da öyle yapabiliyor veya başka bir konuda da öyle bir yapabiliyor. Sevgi, aşk, kurallar, hukuk hep bir anarşist bir ruhla hareket ediyor. Sanki bütün sistemleri reddetmeliyim. Ya o kadar büyük bir şey reddediyor ya şu an hayatında çıkıyor. Bu oturmamış ve sindirilmemiş hal maalesef bütün başka şeylere de yansıyor ve yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Niyeti iyi bile olsa aktaramıyor cümleyi düzgün.
Mesela benim yaşadığım en büyük problemler ortamda bu. Yani kendi durumlarını, kendi psikolojik durumlarını tam ortalayamadan, yani bir dengeye getiremeden işte başkaları hakkında yorumlar yapmaya başlıyorlar falan. O zaman Ya zaten komik duruyor. bir fikir konusunda karşıdaki insanı yargılayan insan direkt, yani bir fikirden önce karşıdaki kişiyi yargılayan insan, yargılamaya çalışan Bu insan. çok kötü ya. Yani ama Vasat, vasattır yani. Yani çok kendini geliştirebilmiş bir insan değildir yani. Ben zaten şu kelimeye de çok karşıyım. Önce bir lafa bakarım laf mı diye. Önce bir adama bakarım adam mı diye. Sonra bak lafa bakarım laf mı diye. Bence bu yanlış bir şey. Ben evet. direkt lafa bakarım. Ne diyor Alkago derim yani. Şimdi lafa bakarım. Eğer uygunsa alırım, kullanırım. Niye ben bir insanın denediği, kimin ne dediğine bakayım? O zaman senin mantığın şunu Yani. getiriyor doğru olarak. O zaman işte hocalar, şeyhler doğru insanlardır. Ne derse haklıdır gibi bir Yani şey evet, geliyor. o zaman o da bir yata gidiyor yani. Ha. Adamın dediğini, ha bu adam dediyse tamamdır. Veya bu benim için de bak Olmaz. örnek vereyim sana mesela. Biraz konuya şey olacak ama. Mesela ben Şevval Nişanyan'ı çok severim biliyorsun. Dil bilimcisi aynı zamanda işte ateist de bir adam zaten. Felsefeci. Felsefeci hatta kaçtı şu an Yunanistan'a. Neyse tutuklanmaktan. Mesela bu adamın ben bütün fikirlerini işte Arapça çevirilerini, Kur'an çevirilerini Aramice bildiği için böyle çok severim, izlerim, takip ederim, bilimsel yaklaşır. Mesela ama mesela Ermenidir kendisi biliyorsun, Ermeni Aynen, kökenli. Atatürk bir Fakat onunla şeyimdi. ilgili bir ön yargısı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben bu adamın neydi o Yanlış Cumhuriyet diye bir kitabı var mesela. Bunlar arkadaşlar pasajları okudular bana. Şimdi diyor ki ben okumadan bak adamın ne olduğunu. Onun kim olduğunu bilmeden. Okudum böyle. Dedim burada bir yanlışlık var. Mesela bir Kemalizm eleştirisi var ama Kemalizm işte mesela demiş ki Kemalizm işte kendini oturtmak için, kendini Kemalist kadroda tutmak için atıyorum Türkiye hazır değildi o dönemde 20'lerde. Bunu işte hazırlatmak için darbeler yaptı diye getiriyor. Kendi Ben de bak getiriyor. çok basit bir örnek vereceğim. Madem Kemalizm darbeler yapmaya getirdi. O halde şu an niye otokrasik bir sistemdeyiz? Ya bunu mu istiyordu Kemal? Yani ümmetçiliğe yakın bir siyaseti mi istiyordu? Ne bir hukukun yok olmasını mı istiyordu? Efendime söyleyeyim askerlerin baskın olmasını mı istiyordu? Kemalist kadrolar mı var ayrıca şu an Türkiye'de? Yok. Demek ki buradan ne anlıyoruz? İşte demokrasi tartışmamızda olan bir şey. O Kemalizm, Memalizm dedikleri aslında demokrasi. Türkiye demokrasilik bir ortamın oluşmadığından ben bahsediyordum. Onu ama ön yargılı olduğu için yazar çok iyi olmasına zeki o bir de zeki bir adam. Onu oraya monte etmiş anladın mı içindeki şeyi. Ben buna rahatsız oluyorum. Bakın çok sevdiğim bir adamdır. Ama bilim adamı da olsa bak görüyorsun ben senin bu fikrine katılmıyorum diyorum. Çünkü benim fikrime, senin fikrine katılmamın nedeni benim altyapım var onunla ilgili. Tabii aynı şekilde Ali Nesin de öyle. Ben Ali de Nesin hiç sevmem. kendi matematiksel olarak çok değerli bir insan. Profesör sonuçta yani adam. Ve matematik dalında bence çok güzel de ders anlatıyor. Güzel anlatıyor. Hoşuma gidiyor benim. Matematik köyü kurdu zaten. Matematik köyü falan kurdu. Derslerine katıldım falan filan. Diyorsunuz ben de matematikçiyim. Hani hoşuma gitti. Fena değil ama gel gelelim siyasi bir görüş olsun. Yani kopamamış bazı şeylerden. Kendimi Romantik sıyıramamış. Aşamamış. komünist. Aşamamış yani. Bazı şeyler aşamamış. O kadar kötü mantık bağ kuruyor ve o kadar kötü öngörülere sahip ki. Ya ben bu adam aptal diyeceğim artık yani. O kadar kötü yani. Adamı çıkar. Şahsı çıkar ortadan. Fikirleri 15 yaşında da ergen insan çocuk şey fikirleri gibi. Böyle 15 yaşındaki böyle çevresinde sıkışıp kalmış. Kendi baskılanmış bir çocuğun fikirleri gibi. Ve hiçbir öngörüsü tutmuyor zaten. Hiçbir öngörüsü tutmuyor. Ben daha tutanı görmedim. Ve takip ediyorum yani. Peki eleştirilere açık mı sence? Bak mesela biz şu an Değil. eleştirdik. Değil. Eleştiri de Ha, açık mesela değil. şimdi biz bunu eleştirdik. Kim bilir ne Hayır aa hayır. Değil değil. birisi. Hatta aynı şekilde bunu çok fazla da örnek verebilirim. Yani ben onu Facebook kullanıyor mesela. Facebook'u aktif olarak kullanıyor. Aynı şekilde birini işte demiş ki şey savunuyor. Var psikolojik gerizekalı neydi? Neyse Mısıroğlu mu? Mısıroğlu'nu savunuyor. Ha şu İşte geberen arkadaş. gebereni. Diyor ki o diyor fikir özgürlüğüdür diyor. Tamam bu Ya bırak onun abi için bir ya. fikir özgürlüğü. Ben de sövdüm saydım. O da fikir özgürlüğü Ben de zaten. fikir özgürlüğü dedim yani. Hiçbir sıkıntı yok. Madem öyle madem onunki bir renktir dedi, renktir dedi. O zaman ben de bir rengim, beni de böyle kabul et. Ben de söveyim sayayım. Ya Sövdüm saydım bunlarda yani. şöyle bir sistem var ya. Hayır Bu öyle bir bak şey yok hayır. Şimdi yani. devlete karşı bir duruşları var tamam mı? Devletle ilgili bir sorunu var bazı insanların. Fakat bunu anlatırken de bunu net söyleyemiyorlar. Hep dolaylı yollardan, dolaylı isimler üzerinden hareket ediyor. Mesela Kadir Püskürlü dediğimiz gerizekalı herifin zaten sağlık durumu zaten şizofren. Hangi şey doğru ki? Yok efendim işte Stalin efendim kum şeyde çöl kumlarını üflemiş de Ayetel Kürsü'de Aynen tanklar üflemiş patlamış da yok Shakespeare aslında şey. Abi ne diyorsun sen ya? Git Bakırköy ya. Akıl Hastanesi'ne ya. Bu Yani. adamı neyini dinleyeceğim ben kardeşim ya? Bu adam uydurduğu belli. Bunu yapan her şeyi uydurur. Akıl hastası ya. Hiçbir temel bilimsel temel şey yok. Akıl ama önemli olan onun akıl hastası olması değil ki. Önemli İşte. olan o fikri ve düşünceyi Hangi, becerebilen adam. nerede acaba? O, hangi duruşta? Hangi O duruşta ne? ona Önemli bakıyor. olan o. Ha bu diyor ki şimdi İşte biz bu ne demek? Bu demek. Önce adama bakarım adam mı diye. Adam diyoruz çünkü ona. Evet. Lafına da sonra lafına bakarım diyor. İşte Sonra lafını yanlış. alıyor zaten direkt. Aynen. Bu adam şimdi devlet düşmanı olduğu için bari. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde de düşman ya şimdi bu Evet, adam. evet. E mesela atıyorum örnek veriyorum. Yanlışa söylemek yok. Belki annesine bazı şeyleri sevmiyor.
yönetimle ilgili. Aa, Sevmiyor. ikimizin ortak noktası o zaman bu adamdır. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Hı. Yani şunu demek istiyorum. Biraz insanların cesur ve cesaretli olursa, kendilerini yetiştirmiş insanlar oldukları sürece bu tür putlara, bunlar puttur abi. Bunlar, bu Evet. insanlar puttur. Bu insan putlara gerek duymazsınız. Evet, bunların hepsi put ya Ya bence de. hepsi put. Biat ediyorsun, takip ediyorsun, sorgulama alanını kapatıyorsun. Herkesin geçerli. Mesela bize yapılan en büyük eleştirilerden biri de işte siz Atatürkçüsünüz. Biz Atatürk'ü seviyoruz biliyorsun. Evet. İşte Atatürk'ü putlaştırıyorsunuz. Şimdi ben de merak ediyorum. Yani bunun da Ya ben bir galiba de şunu söyleyebiliyorum mesela. Ben evet. Atatürkçü bir insanım. Atatürk seven bir insanım. Ama ben mesela Atatürk ilke ve inkılaplarının aşılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mesela hani böyle şey bana değil ki ben o zaman bu teorinin adamın aşılması gerektiği ile ilgili bana bir fikir ver. Ben diyeyim ki he tamam bu gidişat falan de. Hadi anlayacağım. O da Daha yok. ilginç bir şeyler var. Mesela Atatürk'ün yaptığı ilkeler, inkılapları ben kabul edersin, etmezsin. Mesela eleştir diyorum, tamam mı? Eleştiri. Bak ben de eleştirebilirim. Örnek vereyim. Mesela toprak reformunu bence daha iyi yaygın ve yaygın baskın yapması lazım. Önce Devletçilik ilkesi daha farklı aynen. işleyebilirdi. İkincisi köy enstitüsünü anayasaya bağlamadı, kapatılmamalıydı. Ve bana göre en büyük önemli şey Ya ki o gene o o başka. tartışılabilir. Ya mesela çok partili düzene hemen geçmemeliydi gibi sanki. Daha oturmamıştı birçok O şey. mecbur kalındı abi Mecbur biraz. işte bak kalın O da biraz mecbur heh, kalındı. neden bak bu eleştiri yapıyorum biliyor musun? Örnek veriyorum. Şimdi ben ne kadar bir eleştiri yapsam da 2019 kafasıyla yapıyorum. İnsanların görmedikleri şu her türlü dönem için. O Tabii ki dönemde o evet. tarihte olamıyorsunuz. O koşulları bilmiyorsunuz. Bunu da bilmen gerekiyor. Bunu nasıl bilebilirsin? Uluslararası, tarafsız ve mümkünse birçok kaynaktan bakarak eğer Birçok gözünle kaynaktan bakıyorsun. bakacaksın abi. Aynen öyle. Tarafsız kaynak Ya yok. adam Nutuk okumamış Atatürk'e saldırıyor mesela. Nutuk Yani okudun işte. mu? Haberi yok. Yani. Osmanlı tarihi biliyor musun? Bilmiyorum. Abdülhamit süper. Okudun mu ne yapmış? Haberi yok. Ben ne yapıyorsun abi? İşte İşte. Abdülhamit bir gecede cahil kaldık diyorsun. Bir açıyorsun Abdülhamit İşte başlatmış bu şeyleri. neden kaynaklanıyor abi? Latin alfabesini Abdülhamit E başlatmış tabi abi mesela. sen bütün şov yeniliği Abdülhamit yaptı. Aynen. Bu da neden kaynaklanıyor abi? İşte insanların videolarla, bir şeylerle, görsellerle bir şeyler öğrenmesinden kaynaklanıyor. İnsan bu kolaya kaçma şeyinden kurtulamadı. Hala kolaya kaçma derdi var. Biri bir şey söylesin ben hiç araştırmayayım onunla dediğini alayım diyor. O yüzden mesela hocalar böyle hacı hocaların arasında takılan insanlar bunu çok iyi bilir. Hocalar daima biat temeller. Böyle hani söyler ki direkt hocaları karşı çıkmayın, hocalarınızı sevin, hocaların peşinden gidin falan diye. Herkes de hiç sorgulama yapmadan direkt dinler ve hadi ya hadi ya hem direkt kabul eder, %100 kabul eder. Bak ben Mekke'ye gittim geldim, oradaki ortamdan söyleyeyim yani. Hoca ne derse bitti. Sorgulama morgulama yok. Yani o anlatıyor tamam diyorlar. Geçiyorlar. Öyle bir araştırma şey yok. Bunun bir deyişi dijital olanında bir de videolarla bir şeyler öğrenmek var. İnsanların üçüncü şahısların verdiği fikirlerle aldığı mesela kaynaktan okuyor. Tek bir kaynaktan okuyor hatta o. O da mal. Yani maalesef. O tek bir kaynaktan okuyor. Sen tek kaynaktan okuyan bir üçüncü şahıstan alıyorsun. O tek kaynaktan da yarım yamalak alıyor bu arada. Çünkü gerekli temelleri yok. Yani kavramsal bilgileri yok onun da. Ondan sonra o aldığı şey yarım yamalak oluyor tabii üstüne yarım 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 geliyor. Sen en son sana geliyor sen izliyorsun böyle. He demek öyle diyorsun. Hayır öyle değil Hayır, aslında. bunun güzel bir örneği var Yani. Rahman. Kulaktan kulağa oynamak gibi. Mesela en Yani baştaki evet. bir şey söyler, en sonunda Kaybediyorsun, alakasız bir şey kaybediyor. çıkar. İlk cümleyle alakalı olmaz yani. O yüzden ilk kaynağa Aynen. gitmen gerekir. Aynen. Tabii insanlar ilk kaynağa gidemez. Bak ama şöyle bir güzel bir örnekleme vereceğim. İnsanların ilk kaynağı nedir? İnsanların ilk kaynağı düşünmeyi öğrenmektir. Yani önce siz doğru düşünmeyi öğrenirseniz, yani felsefe, mantık, bilim gibi temel şeylerden haberdarınız olsa aklınızı kullanmayı öğrenirseniz size sunulacak şeyleri ayırt etmeyi de becerebilirsiniz. Bana göre temel olan budur. Yok mesela ama bize ne yapılıyor? Önce Türkiye'de biat öğretilir. Önce anne babaya saygıyla başlar. Bu klasiktir. Sonra ister istemez o din muhabbetleri girer. Daha ilkokuldayken başlar. Sen her zaman büyüklere saygı duy. Aman bundan kork, şundan kork derken hayatınıza bu işlemiş olur. Ne olur, ne olacağını da söyleyeyim. Kafanızı kim ezerse ona abi demeye başlarsınız. Aynen. Hayat böyle gider. Askerde komutan döver. O ev çocukken baban annen döver. Efendim evlenirsin kadınların kocası döver. Patron baskı İşe yapar. gidersin patron döver. Sokağa çıkarsın siyasetçi ezer, devlet ezer. Ondan sonra böyle bakarsın. Neymiş dış güçler mi? Dış güç falan yok. Hepsi biziz. Evet. Bu kadar. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kardeşim. Aynen abi. Evet, abi teşekkür ederiz. Ya yeterince konuştuk. 20 dakikaya yakın oldu. Yani. Arkadaşlar böyle ara sıra böyle podcast yayınları açacağız. Şu an böyle konusuz oldu. Bir giriş yaptık bir anda da. Normalde öylesine bir podcast olsun dedim ama yine bir konulara girdik yine. Demokrasi, memokrasi bir şeylere girdik. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Veci abim de geldiği zaman onunla da bir ekonomi yayını yapmayı planlıyorum. Abim ben, Cameron Ekenler, Veci Ekenler ve ben. Ekonomisi iyidir onun. Aynen. Üçümüz bir ekonomi konuşacağız. Dediğim gibi bundan sonra buradayım. Buradan devam edeceğim. Günlük olarak takip edin hatta postları. Kendinize iyi bakın. Ver müziği.
sevebilmek mi daha zor? Vazgeçebilmek mi? Bırakma dersin bu hayatı. Romantik filmler çok saçma gelirler. Çünkü sonunu hep iyi bitirirler. Aslında aşk ölümüne sevip vazgeçmek yerine ölümü seçmek. Şu anda